Arkadaşlar merhaba, videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. İki metin var karşımızda. Bu iki metinde tanıtılan ağaçların ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. A. Yetiştiği bölgeler. B. Tüketilme şekilleri. C. Ağaç boyları. D. Sevdikleri iklim. Bakalım şimdi birinci metni okuyalım. Elma ağacı gülgillerdendir. Elma ağacının ana vatanı Asya'dır. Bilinen 25 türü ve 6500 çeşidi vardır. Bunlardan ülkemizin hemen her yerinde yetişmektedir. Olumsuz iklim koşulları meydana gelmediği sürece yetiştirme sorunu meydana gelmez. Taze olarak tüketilebildiği gibi reçeli, marmelatı ve tatlısı da yapılabilir. Elmadan meyve suyu da yapılabilir. İkinci metne geçelim. Vişne ağacı Mayıs ve Haziran aylarında çok çekici bembeyaz çiçekler açar. Meyvelerinin görünümü oldukça güzel olan vişnelerin rengi kiraza göre bir kat daha koyudur. Vişne ağaçları özellikle çiçeklenme döneminde soğuğa maruz kalmamalıdır. Vişne ülkemizde daha çok reçel ve meyve suyu haline getirilmekte fakat isteyenler taze olarak da tüketebilmektedir. Şimdi arkadaşlar, birinci metinde yetiştiği yerleri söyledi fakat ikinci de söylemedi. A şıkkı bu yüzden ortak değildir. Tüketilme şekilleri ikisinde de aynı gibi reçel, marmelat, meyve suyu olarak verdi. B'ye ortak olduğu için artı koyalım. C'de ağaç boyları diyor. Ağaç boyları ortak değil arkadaşlar. Bunlar hakkında bilgi bulamıyorum. Özellikle ikinci metinde. C'yi eledim. Sevdikleri iklim diyor. Olumsuz etkilendikleri hava koşullarından bahsetti falan. Fakat sevdikleri iklimden bahsetmedi. Dolayısıyla D de ortak değildir. Cevabımız B. Tüketilme şekilleri arkadaşlar. İkisi için de ortakmış. Cevap Bursa. Aşağıdakilerden hangisi bu tekerlemelerin ortak yönlerinden biri değildir? İki tane tekerleme vermiş. A. Dize sayılarının eşit olması. Hemen sayabiliriz arkadaşlar. Yukarıdaki 2, 4, 6 dize. Aşağıdaki de 2, 4, 6 dize. A ortaktır. İkileme kullanılması diyor. Bakalım. İkincide dere tepe demiş. Vak vak demiş. İkileme var. Birincide de zıp zıp demiş. İkileme var. Dolayısıyla B şıkkı da ortak diyebilirim. C'de ses benzerliklerine yer verilmesi diyor. Kurbağa bağa. İlk şeye bakıyorum. Tekerlemeye bakıyorum. Kurbağa bağa. Ses benzerliği, bağırır, çağırır, ses benzerliği, yüzelim, eğlenelim, ses benzerliği. Bir de ses benzerliği var. Bir de ikiye bakalım. Sekerek, ördek, ses benzerliği, ıslanmaz, uslanmaz, ses benzerliği, ördek, kürek, ses benzerliği. O zaman ikisinde de ses benzerliklerine yer verilmiş. C'yi de eleyelim. D'de deyime başvurulması diyor. Deyimleri bulmak için okumamız lazım. Bakalım. İlk tekerlemeyi okuyorum. Zıp zıp kurbağa, koşalım bizim bağa. Guvak guvak bağırır, dostlarını çağırır. Gel derede yüzelim, gülelim, eğlenelim. İkinci tekerlemeyi okuyalım. Yani ilk tekerlemede arkadaşlar deyime başvurmamış. Şöyle bir eksi koyalım. İkiyi okuyalım. Dere tepe sekerek, vak vak gelir ördek. Suya gider ıslanmaz, ıslansa da uslanmaz. Bizim vak vak ördek, yüzer yelken kürek. Burada da arkadaşlar deyim kullanılmamış. Dolayısıyla D şıkkında belirtilen deyime başvurulması ifadesi ortak özelliklerinden, ortak yönlerinden bir tanesi değildir. Cevabım Deniz'di. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biri değildir? A. Bilgilendirici olmaları. B. Nesnel verilerden yararlanmaları. C. Karşılaştırmaya yer vermeleri. D. Benzetmeye başvurmaları. Okuyalım arkadaşlar. Öncelikle turuncu çizgilerle belirtilen metni okuyalım. Türkiye'nin ormanları denize sınırı olan bölgelerde daha yoğundur. Özellikle Batı Karadeniz'de yoğunluk üst düzeydedir. Ormanlar 1973'te ülke topraklarının %25'ini kaplarken bugün bu oran %27'ye yükselmiştir. Bu millet olarak ormanlarımıza sahip çıktığımızın göstergesi olarak kabul edilmelidir. Ormanlar temiz bir hava yaratmasının yanı sıra özellikle barındırdığı kaliteli ağaçlar sayesinde mobilya sektörüne de kaynak sağlamaktadır. Arkadaşlar birinci metin bilgilendiricidir. O yüzden bir tane artı koyalım. Nesnel verilerden yararlanmış. Yüzdelik ifadeler
söylemiş. Bir tane daha artı koyalım. Karşılaştırmaya da yer vermiş. Eskiden %25'ti diyor. Şimdiki durumu %27 diyor. Şöyle bir tane artı koyalım. Fakat burada bir benzetme bulamadım. Dolayısıyla D şıkkına bir artı koyalım. Diğer metni de okuyalım. Bu metne göre de artı eksi koyacağız. Mavi çizgiyle gösterilen metne geçelim. Birçok yeraltı zenginliğine sahip olan ülkemizde çıkarılan bor madeni kullanım alanlarının genişliği dolayısıyla önemli bir milli hazinedir. 20 sene evvel 100 bin ton çıkarılan bor madeni bugün 1 milyon ton çıkarılmaya başlanmıştır. Çıkarılan borun %80'i ihraç edilmekte, kalanı ise sanayi tesislerimizde işlenmektedir. Uzmanlar dünyadaki borun %75'inin Türkiye'de bulunduğunu belirtiyor. Bu durumda ülkemizdeki borun önemini bir kat daha artırıyor. Bu da arkadaşlar bilgilendirici bir metin. A şıkkına bir artı koydum. Demek ki A şıkkı ortak eledim. Nesnel verilerden yararlanmış hep arkadaşlar, sayısal verilerden. Dolayısıyla buna da artı koydum B şıkkına. Demek ki B şıkkı da ortak eledim. C'de karşılaştırmaya yer vermeleri diyor. 20 sene evvel çıkartılan bor madeni miktarı ile bugün çıkarılan bor madeni miktarını karşılaştırdı. Buna da artı koydum. C'ye de ortak eledim. D'de benzetmeye başvurmaları diyor. Arkadaşlar benzetmeye başvurmaları ortak bir yön değil. Dolayısıyla cevabım Denizli olmalıdır diyorum. Numaralanmış metinlerle ilgili iki tane metin parçası vermiş arkadaşlar. 1. Konularının bahar olması, 2. Ses benzerlikleri ile ses ahengi sağlamaları, 3. Bilgi verme amaçlı yazılmaları, 4. Dizeler halinde yazılmaları özelliklerinden hangisi iki metin içinde ortaktır diyor. Öncelikle birinci metni okuyalım. Bahar 4 mevsimden biridir. Bahar gelince ağaçlar tomurcuklanmaya ve çiçekler açmaya başlar. Baharla birlikte havalar ısınır. 2. Bahar olsun da seyredin. Nasıl süsler bayırları, zümrüt gibi çayırları, yüze gülen papatyalar. Şimdi arkadaşlar ikinci metinde ses benzerlikleriyle ahenk sağlanmış ama birincisi bir düz yazıdan alındığı için böyle bir şey söz konusu değildir. İkinciyi elerim. İkinci yargıyı. İlk metin bilgi verme amaçlı yazılmıştır. İkincisi şiirdir. Bir duyguyu hissettirme amacıyla yazılmıştır. Dolayısıyla üçüncü yargı ortak değildir. Eledim. İkinci metin dizeler halinde yazılmış fakat birinci metin satırlar halinde yani düz yazı halinde yazılmıştır. Dolayısıyla dördüncü yargı ortak değildir. Eledim. Fakat iki metin de konusu itibariyle baharı anlatmaktadır. Konuları ikisinin de bahardır. Dolayısıyla birinci yargım ikisi için de ortaktır arkadaşlar. Cevap Adana şıkkı.